Hello arkadaşlar, yeni yıla fit giriyorum, kilo veriyorum, ikinci hafta serüvenime hoş geldiniz. Yine zumbayla geçen haftayı bayağı bir güzel geçirdim arkadaşlar, evde sporlarımı da yaptım. Geçen hafta toplamda 4 gün spor yapmış oldum, son 3 gün spor yapamadım, hafta sonu girdiğimde sadece bir gün dışarıda yürümüş oldum. Sabah kahvaltımda bu şekilde güzel bir karışımla lavaş yaptım. Kahvaltım ve yiyeceklerim çok doyurucuydu. Bütün yemeklerim hepsi çok doyurucu ve çok güzeldi. Yeğenimin tarifiyle bunu yaptım arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Ekmek yerine güzeldi. Böyle bir ödem suyu hazırladım. Gün içinde kendime kahveyle sodam ara öğünümdü. Bu da ara öğünümdü. Böyle akşam yemeğim. Pazara gittim tabii geçen hafta perşembe yine. Bu şekilde alışverişlerimi yaptım. Çarşı meraklısı tabi her zamanki gibi hepsini kontrol ediyor. Ertesi gün sabah yine bu şekilde sporumu evde yaptım. Sporsuz da kalmamaya çalıştım diyebilirim. Ertesi sabah bu şekilde yine lavaşımı yapıp köye gittim. Köye yola çıktım arkadaşlar. Aileme gittim. Hayvanlarım, direkt köpeklerim beni karşıladı yine. Kedilerim de aynı şekilde. Güzellerim benim. Anneşinin kuşuları bunlar. Köyde güzel bir kahvaltı yaptım. Tabii ki de lavaşımı yanımda getirdim kaçamak yapmamak için. Evde olan yemeklerden o gün akşam menümde oluşturduktan sonra tekrar yola koyulup geri geldim. Zumba'ya yetiştim arkadaşlar. Erken çıktım oradan da. Akşam eve döndükten sonra tabii ki yine biberlerimi ve kırmızı biberler ve patlıcanlarla bu kadar şişe ve ekstraları da vardı. Yine bir kahvaltılık sos hazırladım. Çarşıda bana eşlik etti. Tabii ki her zamanki gibi. Ertesi gün kahvaltım bu şekildeydi. Ödem çayı yaptım. Ananas gelince hemen ödem çayı yaptım kendime. Böyle ara öğünlerimde o gün yaptım. Akşam yemeğime yaptığım karışımdan yedim. İçine sadece kıyma koyarak onu ekledim. Akşamına da yeğenim geldi. Burkem, Lina. Onlarla biraz eğlendim. Çarşıyı da yanlarına götürdüm. Onu da özlemişti. Onlarla oynadık. Sevgi yumağım benim. Güzel kızım. Yeğenim. Halasının bir tanesidir o. Ertesi gün sabah da yengem geldi arkadaşlar. Onunla güzel bir kahvaltı yaptık. Yengem de diyetteydi. Sonra denize gittik yüzmeye. Ben bir 40 dakika anca yüzdüm çünkü soğuktu. Ve çok yorgundum. Sabaha kadar çalıştım neredeyse. Gece 3'e kadar uyumamıştım, çalıştım. Ertesi gün full şey yapacağım diye çalıştım böyle. Tabii ertesi gün dinlendim. Orada kendime güneşi selamladım. Denize de girdim. Güzel bir pazar geçirdik yengemle birlikte. Eğlenceliydi. Denize girmek hala çok güzel. Yaz bitmedi burada halen. Akşam yemeğimizi yengemle yine. Yengemin de salatasıyla birlikte yine aynı onun menüsüne uydurdum. Sonra gece dışarıya çıktık ve yürüttüm yengemi. 10.000 adım attık arkadaşlar. Git gel yürüttüm ve pestilimizdeki gün de çıktı. Sonraki günler zaten bugüne kadar spor yapamadım. 2 gün sertim çıktı için spor yapamadım. Diğer gün böyle yine yalnız kaldım tabi evimde. Salatam, yemeğim, ara öğünlerim. Ertesi gün yine kahvaltım. Hatta bu bugünkü kahvaltımdı. Böyle ara öğünüm, kefirim. Ve çarşıyla böyle öpüşmelerimiz. Bugün değilmiş, pardon, dünmüş. Annesinin kuzucuğu. Kızım olmasa arkadaşlar kiminle böyle sevgi kızırcıkları yapacağım. Bugün de bu şekilde sabah yine sporumu yaptım. Önce tabii ki de tartıldım arkadaşlar her zamanki gibi. Yani genel anlamda çok güzel geçti. Diyetim harika gidiyor. 1 kilo da vermişim arkadaşlar. 1 kilo 100 gram. Toplamda 2 kilo 100 gram yazın aldığım 50 günden sonraki yapmadığım diyetlerle aldığım 2 kilo da gitmiş oldu. Çarşıyı da selamlıyoruz sizlere böyle. Haftaya görüşürüz. Ben çok memnunum şu an menülerimden, her şeyimden. Bu şekilde her hafta kilo verdikten sonra yaza fit gireceğime inanıyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Sizler de diyetle sağlıklı kalın.